Ocak 1921 tarihli anayasada hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniliyordu. Öyle de oldu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir devrime imza atıldı. 23 Nisan 1920'de kurulan mecliste yaşasın Cumhuriyet sesleri ve alkışlar yükseldi. Atin'in yüksek bedeni yasuklundan kendi bir güneş gibi doğacaktır. 96 yıl önce yazılan destan bugün burada Taksim Meydanı'nda dijital gösteri merkezinde tekrar yaşatılıyor. Merkez Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kuruldu. 600 metrekare kapalı alana sahip merkezde 300 metrekare LED ekranlarda 4 ayrı bölüm bulunuyor. Sevmek, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanmaktır. Bu bölümlerde direnişin destanı, Anadolu kahramanları, Cumhuriyet sevinci, videolar, dijital hologramlar ve 3 boyutlu görseller eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor. Bilimden ekonomiye kadar. Meclis kurulurken yapılan yazışmalar da merkezde yer aldı. Ve arkalarına milleti alarak büyük bir olay. İsmet Paşa. Hepsi Mustafa Kemal'in önderliğinde birleşti. Cumhurbaşkanlığı korsunun oluşumu da slaytlarda yer aldı. Cumhuriyet sevincini ve gururunu işleyen merkez, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Yazlar, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, ne ırk ayrımı, ne din. İlgi çekiciydi. Hani farklı bir şey olmuş. Ben de yoldan, yani Taksim'de giderken gördüm. Televizyonda, haberlerde duydum. Görmem gerekir dedim yani mutlaka. Atatürk genci olarak yani. Onun için şimdi geldim. Sindire sindire gezeceğim. Ankara'nın akşamından tüm... Güzel. Çok güzel. Beğendik. Çok beğendik. Tesadüfen gördük. İyi oldu. Gezmek için geldik ama güzel oldu. Metini bilmeyenler gelsin burayı seyretsinler. Bu ülke nasıl kurulmuş, nasıl kurtulmuş, bu millet nasıl bu ülkeyi kurtarmış gelsin buraya baksınlar. İnsanların tüyleri diken diken oluyor yani, çok memnun oldum. Tarihimi gördüm en azından. Çok sevinçliyim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Merkez 29 Ekim Salı günü saat 22'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Savaşı getirdik. Savaşı getirdik. Savaşı getirdik. Savaşı getirdik. Savaşı getirdik. Savaşı getirdik.